Valla şimdi vakıfla uğraşan kişilerin evvel emirde kendilerini vakfetmiş olmaları lazım. Evet. Yani bu işte kendisinin yani binanın gelirin vakfından çok kendisinin vakıf olması lazım. Her şeyiyle efendim bu yola efendim kendisine teslim etmiş olması lazım. En önemli mesele o. Eğer bunun böyle sadece lafıyla değil de hani haliyle bunu yapabilirse bir kardeşimiz, o zaman mesuliyetten zaten kurtulmuş olur Evet. yani. Tecrübemle söylüyorum yani. Ne kadar Allah'a hizmet edersen o kadar dünyevi işlerin yoluna girmiş oluyor Evet. yani. Yani ne kadar sen yeter ki ona hizmet et, onun yoluna hizmet et, kullarına hizmet et. Efendim Cenab-ı Hak senin umurlarını yani hiç yani arkaya bakma yani. Evet. Hani bizim Şeyh Efendi derdi, hacca giden kişi elini cebine sokup parasını saymasın, İbriğimde su bitti mi diye de bakmasın derdi. Hac niçin yapıyorsun? Lillah Allah için yapıyorsun. Allah için çıktığın bir yolda yani ne paraya bak ne suya bak yani. Eğer sen de vakıf insan olmuşsan ne cebine bak, paraya bak, ne yarın ne olacağına bak, hiç düşünme yani. Allah Celle o işin kefilidir yani. Dolayısıyla yani bunu yaşıyorum. Hem kendi sülbe evlatlarıma, manevi evlatlarıma da bunu tavsiye ediyorum yani. Dünyanın peşine giden çok, hepsinde görüyoruz yani, ama yani Allah için, lillah için, ümmete hizmet için, Allah'ın kullarına hizmet için çalışanları da hem dünya hem ahiretin sefaatini süreceklerini de biliyoruz. Hülasa bunun dışında yani işi meslek olarak bakıp yani böyle buradan geçinen tipler için, kişiler için yani söyleyelim elbette ki. Yani kendini vakfetmemiş de buradan yani işte bir şekilde menfaat umuyor vesaire umuyor. Çok o zaman bu umurla, bu ummayla gelenler burada durmasın derim yani, çok tehlikeli.